Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okurken size de şiir okumuş olacağım. Efendim bir de reklamını yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Bu sizin Azerbaycan dergisinin 9. sayısında çıkmış. Bak şimdi de göstereyim şöyle. Alın bakalım bu dergiyi de okuyun. İçinde çok güzel şiirler var. Benimkileri güzelleştiren, tercüme eden bizim Resul Rıza. Fevkalade tercüme etmiş. Çok da sevdiğim bir şair zaten. Azerbaycan dili de malum ya dünyanın en güzel dillerinden biri. En kötü şiir bile sizin dilde gayet güzel oluyor. Şimdi okuyayım. Bir tanesi efendim ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut. İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Buradan sizin stüdyonun şefi bana işaret ediyor bir tane daha oku diye. Boyu biraz kısa ama buradan görüyorum. Boyunun kısalığına rağmen okuyorum.